Ben Batuhan Karacakaya. Bugün 15 Şubat. Ben sevdiğim kadına, Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Konu her ne olursa olsun, tartışmanın boyutu her ne olursa olsun, bana bile bir şey yapılsa bile ben sevdiğim kadına zarar verdim. Ve bunun için gerçekten çok pişmanım. Bugün 15 Şubat. Ben bu videoyu şu yüzden çekiyorum. Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı herhangi bir fiziksel hasarla alakalı herhangi bir konusu olduğunda beni bu videoyla yargılatabilir. Beni bu videomu her yere de yayabilir. Benim kendimi savunmaya tek bir kelimem olmayacak. Size yemin ederim. Çünkü böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ayşe benim sevdiğim kadın. Arkadaşlar merhabalar, ben Ayşe Aslanpay. Bugün bu videoyu yayınlamak zorunda kaldım artık hukuki süreci de beklemek yerine. Çünkü bana şiddet uygulandığı zaman kendimi savunduğum için, kendimi savunmak zorunda kaldığım için karşı tarafın boynuna aldığı hasarı ben şiddet uyguladım diye gösteriyor karşı taraf. Böyle bir şey olmadığını ve bu videonun da bir kanıtı olduğunu göstermek için paylaşıyorum sosyal medyaya. Videonun tarihine kadar yalan olan bana çektirdiği zorla videodan bahsediyorum. Orada küpemin teki bile yok. Darp edilmişim ve iyi bir durumda değilim. Videoyu izlerseniz hepiniz anlarsınız. Ben yine de hakkımı aramaya devam edeceğim. Hiçbir şekilde de susmayacağım. Zaten benim kendisinin bu videosunu bir gün medyaya yaymamdan korktuğu için, bir gün birinin eline geçeceğinden korktuğu için bana zorla şiddet uygulayarak o videoyu çektirdi. Bana videoyu çektirdiği yer bile kendisinin evi. Can güvenliğim olmadığı için zorla çektirilmiş bir videodur o. Otoparkta beni zorla çektiği videoda da sen şunu 3 kere takipten çıkarttın gibi kıskançlık krizi geçirdiği için beni kışkırtıp bana hakaretler edip benim onun üzerine yürümemi sağlıyor orada da. Ve onun haricinde onun bir öncesi de var ifademde belirttiğim gibi. Beni önce evde dövüp benim elimde bir videosu olduğunu bildiği için bu videoyu yayınlayacağımı ve ondan şikayetçi olduğumu bildiği için beni otoparka indiriyor. Ve nasıl indirdiği de kameralarda görünüyor zaten. Otoparkta bu kez bana hakaretler etmeye, aileme hakaretler etmeye başlıyor kendisi. Daha sonrasında da zaten böyle bir video çekiyor hakaret ederken. İnşallah o videoların tamamını da paylaşır. Bu süreçte de, hukuki süreçte de kimin haklı, kimin haksız olup olmadığını, ceza almasını sağlarız.